Şehirlerle hocam, daha yerleşkesi küçük olan şehirlerimiz, köylerimizdeki yaşam alanı farklı oluyor doğal olarak. Tabii ki. Arada da sağlık açısından fark oluyor mu diye soralım. Yani tabii KOAH hastaları en çok sorduğu şeyler bunlar. Hani Evet. tedavi aldıktan sonra veya tedavi boyunca hani ben şöyle bir yere gidersem daha rahat olabilir miyim diye. Ya da KOAH hastalığını yakalanmamak için. Şimdi KOAH hastalığının risk faktörler arasında bu son yüzyılda sanayinin, teknolojinin gelişmesiyle Kesinlikle. şehirde hava kirliliğinin, doğal sobaların, kömürün kullanılması ve sigara kullanımının artması bunlar tabii KOAH hastalığı için büyük risk faktörlerdir. Onun dışında tabii KOAH'ta genetik nedenler de vardır. Alfa 1 antitripsin eksikliği dediğimiz tabii kişinin elinde olmayan ama Doğuştan hediye fizyolojik diyelim mi aynı, bize, o, anne evet. babadan Yani bize? o eksikliği olan Evet. hastalarda KOAH gelişimi daha çok akciğerin alt kısımlarında havalanma artışı olabiliyor. Onun dışında sık enfeksiyon geçirme, kronik bronşit. Yani KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Yani kronik, müzmin, tıkayıcı bir akciğer hastalığı. Giderek ilerleyen maruziyet de sürekli kronik bronşit, enfeksiyon, üstüne akut bronşit geçirmesi, enfeksiyon binmesi, bu viral veya bakteriyel olabilir. Bu şikayetler olduğu sürece KOAH hastalığı alevlenmesi, sık sık alevlenmeler oluyor. Ve her alevlenme olduğu zaman hastadaki solunum fonksiyon kaybı daha da artıyor.